Ülkeler vardır 160 yıldır aynı metinle dokunmadan yönetilmenin gururunu taşırlar. Bize bu gururu yaşatmadılar. Darbeler oldu, metinler değişti ama burada yazan yazı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Haziran 1919'dan beri, Amasya tamiminden beri milletin gönlüne yazıldı. Bu ağır yükü hep beraber taşıyoruz. Geçtiğimiz ilk turda yine 5. maddede yine meclisin görevlerinde buraya çıkıp 23 Nisan 1920'de bir saraydan, saltanattan, bir aileden alınan egemenliğin buraya, yani halkın ta kendisine taşındığını söylemiştik. Bu madde şimdi egemenliği buradan, yani halktan alıp bir başka saraya taşımak, seçilmişler yerine bir seçilmişin atadıklarıyla ülkeyi yönetmek, o ki sizin yerinize kanun yapmak, denetiminizden kaçmak ve bu ülkenin o ilkokul öğretmeninizin sizi yetiştirirken hayal bile belki edemediği ama televizyonda gördüğünde gözyaşlarını tutamadığı bu önemli görevi onun yerine yapmak yerine bunu vermek. Biz buna itiraz ettik. Biz bunu görünür kılmak istedik. Gecenin üçüydü. Bir mahcubiyet vardı. Bir karartma vardı. Televizyon yoktu, yayın yoktu. Kimsenin haberi yoktu yapılmaya çalışılan işten. Ve dedik ki bu milletin kürsüsünü sembolik olarak burada korumaya alıyoruz. Alkışlarla başladık ancak yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Hepimiz üzüldük. Hepimiz yaşananlardan utandık. Hepimiz kaygı duyduk. Bugün bu kürsüyü yine koruma altına alacağız. Bu kürsüyü milletvekilleri yine koruma altına alacak. Bu kez bu kürsüyü korumak için arkadaşlarımı davet etmiyorum. Bugün bu kürsüyü korumak için burada oy kullanacak olan 550 milletvekilinin bu kürsüyü vicdanlarına emanet ediyoruz. Bugün bu kürsüyü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri gelip korumayacak. Bu kürsüyü korumak için sizi yetiştiren öğretmenlerinizin, annenizin, babanızın, dedenizin, ninenizin, daha belki hiç doğmamış ama ileride evlattan çok seveceğinize hepimizin emin olduğu torunlarınızın sizden beklentileri üzerine, bir kutsal emanete ihanet etmek yerine onu alıp da 1 Kasım'da yetkiyi alıp 4 yıl boyunca hakkını verip 4 yıl sonra açık bir alanda gidip emaneti millete teslim etmek yerine bugünkü bu metinle bu emaneti bir başkalarına kullansın diye verip halkın karşısına utançla çıkmamak için gelecekte 23 Nisan 1920 meclisinin torunları bu ülkenin dört bir yanında dedeleriyle gurur duyuyorken siz de benzer bir gurur yaşayın diye bugün bu irade teslimine hayır deyin. Meclis vicdanlarınıza emanet. Teşekkür ederim Sayın Özel.